ekran başında olanlar. Efendim ben nacizane sunucunuz Cenk Tunalı ile Ünlülerle Söyleşiler programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda gerçekten çok sevdiğim, çok özel bir konuk var. Bildiğiniz gibi her gelen konukla ilgili içimden geçen, kalbimden geçen her şeyi sizlerle paylaşıyorum. Özel bir konuk dedim. Neden? Çünkü yanımda olan kişinin tiyatro ile ilgili, oyunculukla ilgili, bu meslekle ilgili duruşuna hayranım. Son derece profesyonel, son derece disiplinli, son derece çalışkan, gerçekten yaptığı her işe çok özen gösteren, her konuda çok saygın bir meslek olduğunu ispat eden çok özel bir karakter var. Sadece bu kadarla bitmez. Bugüne kadar ekranda birçok dizide ve birçok sinema filminde de onu çok başarılı işlere imza atarken izlediniz. Merve Sebi hoş geldin. Öv beni Cenk! Öv beni! Ay keşke bunları daha önce söylemeseydim. Biraz bir utanma oldu gibi ama gerçekten evet, kızardım, düşündüğüm şeyler. Evet kızardım, farkında mısın? Kızardım. Bunu beklemiyordum. Bu içinden geldi. Buna yapılacak hiçbir şey yok. Çok ben teşekkür bunu ederim. Düşünmeden söylüyorum. Çok naziksin. Çünkü şuna çok inanıyorum. Mesela bu işte bizim şu an herkesin bizi izlediği kanal bir eğitim kanalı. Oyunculukla ilgili bir kanal bir taraftan. Ve bu kanalda hakikaten bu mesleği hakkıyla yapan, gerçekten bu işe hayatını veren kişilerle bir şeyler paylaşmayı hedefliyorum. Bunu en çok hak eden kişilerden biri sensin. Çok teşekkür ederim. Bunu samimiyetle çok söylüyorum. Çok teşekkür ederim. Hoş geldin diyorum. Hoş bulduk. İyi ki çağırdın, iyi ki geldim. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bundan sonraki sohbette bazen klişe olan soruları da soracağım. Tabii. Hani genç oyuncu adayları birazcık o konuda faydalansın diye. Merve Sebi'yi tanıyan birçok kişi var. Yani ekranlardan da tanıyorlar, tiyatrodan da tanıyorlar. Hatta biz bir sezon boyunca ki onların üçüncü sezonuydu. Merve Sebi'nin aynı zamanda epizod görsel sanatların tiyatrosunda Kaç Baba Kaç oyununda birlikte birçok turnede sahne aldık. Çok güzel i̇yi anılar ki, paylaştık. İyi ki bizimleydin. Aynen, estağfurullah. Çok da güzel bir kadromuz vardı. Hani Merve ile işin içinde de bulundum. O yüzden sözlerimin hepsi ispatlıdır arkadaşlar. Ona bir soru sormak istiyorum. Merve Sebi oyunculuğa ilk ne zaman nasıl başladı? Ay çok gençtim. Çok gençtim. Yani. Hala öylesin. Artık 33 oldum yavaş yavaş. Olsun. Yani, erken oldu, biraz erken başladım. Alaylı başladım ben. Liseye gidiyorken küçük küçük reklam filmlerinde oynayarak başladım. Audition kuyruklarında bekleyerek başladım. İyi ki de başlamışım. Sonra işte ardı arkası kesilmedi. Sonra işte okul devam etti. Süper. Yani kısa sen... mı oldu? Kısa cevap gibi geldi. Hayır bana. Hayır kısa gibi biraz gelmedi. Biraz kısa sanki hani 17 yaşında başladım gibi oldu. İçinden geldiği gibi konu. Sadece şeyi merak ettim hani auditionlar, reklamlar vesaire. Sen demek ki o konuda bir tecrübe kazanmaya da başladın. Şöyle ki. Şöyle onu biraz açar mısın? Hemen diyecektim. Açayım. Şimdi insanlar normalde dizi yapmayı başlar hemen. İşte bir ajansa kaydolur. Ben de kaydoldum tabii ki. İlk o zamanlar. Çünkü liseye gidiyordum. Üniversitede konservatuar tercihim oldu. Normalde dizi yapılır. Sonra insanlara çok yüklü meblağda reklam filmleri teklif edilir biliyorsun ki. Evet. Popüler oldukları zaman. Benimki tam tersi. Önce reklamlar. Benimki tam tersi. Önce reklam olunca tabii ki o öyle olmuyor. Yani her şeyin bir oranı var. O oran tabii. Öyle olmuyor. Bire bire öyle sonradan olmadı. Sonradan oldu ama çok küçüktüm tabii ki. Kaç yaşındaydın tam? 17. 17 yaşında. Lise 2'ye gidiyordum. Vay 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 tabii. Evet biraz erken bir kendini keşfediş diyelim. Çok erken olmuş ve çok iyi olmuş herhalde. Evet ya biraz da hem de annem de sağ olsun çok destek oldu. Benimle çok geldi. Reşit değildim çünkü. Evet. Yanımda onunla gitmem icap ediyordu. Zor oldu. Kolay olduğunu asla söyleyemem. Ama iyi ki başarmak için çok ısrarcı olmuşum. Yani çünkü çalışmaktır işin %50'si. Tabii ki yetenek, tabii ki kabiliyet çok önemli, eğitim çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yoksa bir sürü yetenekli insan var. Aynen. Yani bir şeylerin üstüne koyarak devam etmemiz gerekiyor ki bugünlerde işte bunu konuşabilelim diye. Peki o süreçte mesela hani kendini çok vermeye başladın, setlere gittin, tecrübe kazandın, bir yandan da artık oyuncu olmaya başladın. Evet. Ama kendi içinde ilk kararın hemen o yaşta oldu mu yoksa bir zaman geçince mi oldu? Yani ben artık oyuncu olacağım hayatım boyunca cümlesini ne zaman söyledin? Şöyle oldu. Aslında hayat birazcık yönlendirdi. İşte bu küçük reklam filmleri olmaya başladıktan sonra dizi teklifinde bulundu. O dizi uzun sürdü. 2004'te yayınlanan Omuz Omuza diye bir diziydi. Uzun sürünce ben orada ister istemez çok da popüler insanlarla oynuyordum. Süpermiş. İster istemez popüler olundu. Sonra talep artmaya başlayınca bu böyle olmaz dedim ben. Yani orası beni istiyor, burası beni istiyor. Ay hadi her yerde ben olayım. O ben değilim.
Hiçbir zaman da olmadım. Olmayacağım da. Çünkü bir insan her yerde olamaz ya da bir işi iyi yapar. Ben buna inanıyorum. Yani herkes... Bu da çok önemli bir öğreti bu arada. Yani herkes her işi yapmaya kalkmamalı diye düşünüyorum. Herkes bir tanecik işi adam akıllı yapsa hani hayırlı olur diye düşünüyorum. Dedim işte üniversite sonra işte lise bittikten sonra üniversite falan filan öyle yol aldım. E çok güzelmiş. Peki... Projeler beni seçti diyebilirim yani ister istemez öyle oldu. Süper. Peki ilk dizi ne zaman oldu? 2004'te işte. Yani hemen akabinde belli bir zaman sonra oldu. Sonra oldu. Evet. Hangisiydi ilk dizi? İşte Omuz Omuza. İşte Omuz Omuza ile başladı hikaye ondan sonra. Omuz Omuza evet. Birçok dizi oldu tabii. Evet oldu. Ve şey yani benim hatırladığım kadarıyla çok farklı karakterler de oynadı. Hani birçok şeyde. Genelde çoğu komedi. E tabii şimdi yaş küçük olunca aslında insanların gözünün önünde büyüyorsun. Aynen öyle ondan bahsediyorum. Yani ben ilk başladığım zaman 70 kiloydu. Vay vay. Yani çünkü ergenliğime denk geliyordu, yüzün gözün oturmuyor. Hani baktığın zaman gerçekten fotoğraf, insan büyüyünce değişiyor. Hani herhangi bir estetik olmamasına rağmen ben bazen bakıyorum mesela küçükken sarı saçlıyım ben. Onu bilmiyordum ben. Yani evet artık biliyorsun. O da sana yakışır ayrı konuşuyor. Yani her zaman çok güzelsin. Ama bayağı sarı saçlarım var yani. Annem kazıttırmış yeni saçlar çıksın diye küçükken. Sarı saçlarım var sonra böyle çıkmışlar. Yani çok enteresan. Saçımda da boya yok mesela benim. O yüzden hani değişiyor insan. Gelişiyor. Bir şeylere ayak uydurmak gerekiyor. Zaman akarken yani. Peki. İlk tiyatro macerası ne zaman başladı? İlk tiyatro oyunu. Çünkü o kısım çok önemli. Evet. Abdullah Şahin'le başladı. Yılı hatırlayamıyorum. Ama o dönemlere mi denk geliyor bir süre sonra? Bayağı süre sonra. Ben okuldan sonra sahneye çıkmadım Cenk. Çünkü sahneye çıkacak gücü kendimde bulamadım. Yani sahneye herkes çıkmamalı diye düşünüyorum. Ha, bu da çok enteresan. Yani öyle düşünüyorum ben. Çünkü hepimiz bir şekilde eğitim alıyoruz. Hepimiz bir şeyleri öğreniyoruz. Bu bir bütündür. Eğitim, disiplin, ahlak. Sabah uyandığınız saat, akşam yattığınız saat bile çok önemlidir oyunculuk yaparken. Yüzünüz, gözünüz, insanlarla olan iletişiminiz. Ben bu konuda biraz zayıfım ama olsun. Hayır estağfurullah. Ben tam aksini düşünüyorum. Birazcık yok. Hayır bazen olmayabiliyor. Hayır bazen olmayabiliyor. Dürüst olmak lazım. Çünkü ben biraz fazla disiplinliyim ve bana ayak uydurmak zor. Yani evet. Biraz o konuda zorum. Ama öyle olmak gerekmiyor mu? Başarı buradan gelir. Biz hocalarımızdan öyle öğrendik. Mesela ben deminki sözleri o yüzden söyledim. Ama senin de hocan yani... Haldun Dorman yani. Ama olsun yani. Öyle deme. Lütfen. Yani bu işe yani... bu kadar çok hani hakikaten disiplinle ciddi bir şekilde yaklaşıp çok emek verince oluyor diye inanıyorum ben. Ya bu normal değil mi? Yıllardır 7-8 oyun falan olmuştur artık. Birlikte çalıştığım insanlar da aynı şekilde. Ben genelde denk geliyor bana nedense. Hani benim gibiler denk geliyor bana. Hani o yüzden hiç sorun yaşamadan çalışıyorum. Ama hiç ben yarım saat önce provaya geleni görmedim benden başka mesela. Ama bu benim şeyim. Kimse niye herkes zamanında gelir tabii ki. 12 ise 12'dir. Ben 11.30 net garanti orada olayım da yolda bir kaza olur, güneş çarpar, araba düşer, bir şey olur. Ben orada olayım da biraz kontrol freaklik var. Yani kabul ediyorum. Biraz bende de var o. Ben de hep böyle bir tık bir şeyi severim yani biraz daha bir kendimi orada yönlendirmeyi severim. Peki Abdullah Şahin Tiyatrosu'nda oynamaya başladın? Evet ben işte çok enteresan. Böyle İstanbul'da sıkıldığım bir süreç vardı. Bir tane teyzem Amerika'da yaşıyor benim. Onun yanına gittim ben gezmeye. Ama 3 aylığına. Yani bayağı uzun bir tatildi benim için. Oradayken aradılar beni. Tiyatro yapmak istiyoruz biz diye. Ay ben sahneye çıkacağım ilk kez. Prova yapıyoruz. Böyle yani turne tiyatrosu yapıyor Abdullah Hoca. Benim için çok kıymetlidir. Çünkü onun sayesinde o kadar çok insanın karşısına hayatımda ilk kez çıktı. Ama Adapazarı'nda oynuyoruz. Hiç unutmuyorum. Matine Suare. 1000 kişi var içeride. Oy oy oy. Ve ben hayatımda ilk kez o kadar kalabalığı bana bakarken görüyorum. O günü hiç unutamam. Gerçekten o gün bitti. Sonra devamı geldi bende. Ama tabii ki gelsin. Çünkü şey hani bir kast hikayesi vardır ya hani birçok farklı kastı da oynayabilen özel bir bence bir hani rol kişisi var sahnede. Senin için söylüyorum bunu. Ve zaten devam etti mi birçok tiyatro oyunu oldu herhalde ondan sonra. Oldu evet birçok oldu. Yani daha sonra hafta sonunun son günü oldu. Sevgili Karım, Fareler ve İnsanlar. Oldukça bir geçmiş var yani. Evet bir öyle bir böyle bir sürü oyun oldu. İşte yani ben de ona gülüyorum. Biz şimdi kamera arkasında sohbet ederken Merve dedi ki hani tiyatro ile ilgili konuşacaksak hani son zamanlarda öyle şey gibi düşünme dedi. Şimdi kaç tane oyun sayıyorsun? Evet sayıyorum. Böyle bir kariyer var mı yani? Hani anlatabiliyor muyum diğer taraftan düşününce?
farklı farklı tiyatrolarda belki yıllarca sahne aldın. Evet aldım. Yani ne kadar kıymetli bir şey. Evet. Peki setle ilgili özel bir hani girişin olduğu için merak edenler adına soruyorum. Aha. Sence hakikaten dizide, sinema filminde oynamak için ya eğitim her konuda şart onu hep söylüyoruz ama dizi ve sinema filmde sette oynayacak oyuncu adaylarına ya da oynamak isteyenlere sete dair tavsiye edebileceğin önemli bir şeyler var mı? Sete dair mi? Sete dair. O yolculuğa dair. Ya o yolculuk komple yani oyunculuk, set, dizi, sinema hepsi dahil ama asıl setle ilgili yani bir oyuncu gerçekten dizi filmde, sinema filmde oynamak istiyorsa eğitim aldıktan sonra cümlesini hep söylüyorum. Evet. Gerçekten o konuda nelere dikkat etmeli? Bir kere bunu gerçekten çok istiyor olmaları gerekiyor. Şöyle, oyuncu olmak başka bir şey, star olmak başka bir şey. Hem oyuncu hem star olmak başka bir şey. Star olmadın diye kötü oyuncu olamazsın. Çok iyi oyuncular var. Çok güzel gençler, birbirinden güzel genç kızlar, birbirinden yakışıklı delikanlılar üniversitelerden mezun oluyorlar. Ve bazı fırsatları yakalayamıyorlar. İnanmak gerekiyor, inatçı olmak gerekiyor. Ne yazık ki şu geldiğimiz günde insan ilişkilerinin çok iyi olması gerekiyor. Aynen. Ben ilk çıkış yaptığım dönemlerde bu kadar böyle değildi. Onun teyzesinin oğlu, öbürünün kuzeninin kızı, yok bilmem nenin dayısının yeğeniyle iş olmaz. Biz ne zaman bu kafalardan çıkarız ülkece, evet, gerçekten hakkıyla işini yapan insanlar kalifiye bir yerlere gelebilirler. Ben buna inanıyorum. Yani bu böyle bir şeydir. Yani ben işini iyi yapmayan bir insana fırsat verdiğim zaman işini çok iyi yapan birini ekmeğiyle oynamış gibi hissediyorum kendimi. Katılıyorum. Buna çok katılıyorum. Rahatsız oluyorum. Yani onun ekmeğiyle oynamış gibi hissediyorum. O yüzden bu yol uzun. Ama şöhret olmak için, sokakta biri sizi tanısın diye, biri sizinle fotoğraf çekilsin diye oyunculuk yapılmaz. Oyunculuk öyle bir şey değil. Yani oyunculuk böyle bir şey değil. Ünlü olursunuz ama oyuncu olamazsınız. Çok güzel sözmüş. Bu yol çok başka bir yol. İnan çalışmak gerekiyor, okumak gerekiyor. Bugün bu sözün altını çiziyorum. Ünlü olabilirsiniz ama oyuncu olamazsınız. Çünkü herkes özeniyor. Ben hatta onlara zaman zaman hani böyle işte cevap vermeye çalışıyorum. Hı hı. Yorumlar yazıyorlar. Geçen çok fazla soru geldiği için dediler ki hangi ajansa kaydolayım. Dedim ki herkes ajansı soruyor. Evet. Özellikle 18 yaş altı. Hatta başlık olarak şunu attım. Dedim ki 13, 14, 15, 16, 17 yaş grubu için bu video dedim. Ve şunu anlattım. Biliyorum özeniyorsunuz. Dizilerde oynamak, evet, istiyorsunuz. Sinema filmlerinde oynamak istiyorsunuz. Evet. Ama eğitim almadan, tecrübe kazanmadan bu mümkün değil. Ama tecrübe de zaten biz de başladığımızda tecrübe değildik. Ama hepsi bir arada oluyor. Ya bir ustanın yanında alıyorsun, tabii ya ki bir okuldan tabii alıyorsun. Ki. Ama mutlaka eğitim şart dedim. 10 dakika bunu anlattım. Evet. Alta yazılan ilk yorum. Peki hangi ajansa kayıt olayım? Çok iyi. Çünkü niye biliyor? Onu soran arkadaşa da hak veriyorum. Niye? Çünkü şöyle bir şey var. Günümüz koşullarında zaten muazzam bir ekonomik kriz var. Yani evet, ekonomimiz, insanlar para kazanmak istiyor. Ve sanıyorlar ki bu meslek yapıldığında çok kolay yoldan para kazanılıyor. Bir de böyle bir handikapı var. Yani aynen, ben bu tarz insanlarla karşılaştım. Ne yapıyorsunuz ki diyor. Dün... Çok güzel soruyormuş bu ya. Ne yapıyorsunuz ki diyor. Yani sence ne yapıyoruz? Yani nasıl ne yapıyorsunuz ki? Orada kafa. Hani böyle baktığı için kolay yoldan para kazanma olarak görüyor oyunculuk yapmayı. O yüzden ama çok yetenekli gençler var. Aynen. Çok yetenekli meslektaşlarım da var. Bir kere şöyle bir şey var. Handikap şu. Bana genelde yıllarca sorulan şey şu. Kendinizi güzel buluyor musunuz? Evet, güzel yani. Yani şuradan çıktıktan sonra başıma ne geleceği belli değil. Ya bir yerime bir şey olsa, beni ben yapan şey sadece bu değil ki. Tabii bunu ki iyi kullanmak. Aynen. Yani o yüzden güzellikle ve yakışıklılıkla, yani hem kadınlar için hem erkekler için söylüyorum bunu, sadece bir yere gelmeyi hedeflemek olmaz. Ama güzelsen ve yakışıklıysan ekstra emek daha fazla sarf etmen gerekiyor. Aynen. Yani ben mesela yaşında bana diyor ki, aa güzel kadın. Öyle değil. Benim için mevzu daha zor. Daha zor kendimi kanıtlamak için yani. Yani lütfen. Ama zaten bu... Çünkü şey diyor yani sanki güzel olduğun için oradaymışsın gibi bir algı yaratıyor. İşte ben de tam bunu iyice altını çizelim, evet, kıralım. Evet, bunu kırmak gerekiyor. Ama mesela ben bunu nasıl kırdım? Hiç mesela oynarken, sahnede de, sette de ve film çekerken de asla nasıl göründüğümle çok ilgilenmem. Nasıl hani, oynadığınla. Kim beni nasıl giydiriyorlarsa, yani çok korkunç bir kıyafetle karşı karşıya değilsem, yani hani rolün dışında olabilecek. Hı hı.
İnsanların işine karışma. Saçımı maşa mı yapmış, fön mü yapmış, nasılım falan. Yok yani hani öyle öyle şeyler yok. Karaktere uygun tabii, bir oyuncu gibi yaklaşırsın. Tabii ki. Aynen öyle yaklaşıyorum. Yani bunlar önemli şeyler. Kesinlikle. Ben de zaten biraz bunlar ortaya çıksın diye soruyorum. Yani dışarıdan bakıyorlar. Aa, Merve ne güzel ajansta reklam çekmiş. Oradan oyuncu olmuş gibi olmasın. Öyle değil. Bu çok uzun, çok ciddi evet. bir yolculuk. Ve bu yolculuk için hakikaten çok önemli bir karar gibi değerlendirmeniz gerekiyor. Peki bir de şunu biliyorum ben. Şimdi bir sürü set tecrübesi olmuş. Diziler, filmler devam etmiş. Tiyatro oyunları olmuş. Bir de sen bununla da kalmamışsın. Aslında kendi tiyatronla ilgili bir adım atmışsın. Evet. Yani biz senin aslında ne kadar inançlı olduğunu evet, evet. buradan da anlıyoruz. Durmamışsın. Öyle bir hızla öyle bir şey yaptım evet. Ne kadar bunun tam anlamıyla geçmişi var bilmiyorum. Ama bununla ilgili birkaç proje gerçekleştirdiğini, kendine ait bir tiyatron olduğunu ve bunun senin için çok özel bir yeri olduğunu biliyorum. Evet. Biraz tiyatrondan bahseder misin? Tabii ki. 3 yıl önceydi artık bu, 4 yıl olacak. İşte Kaç Baba Kaç'ı yaptık. Epizod görsel sanatlarla birlikte. Çok güzel oldu. Zaten iş 3 sezon gitti. Bir de Baş Belaları diye başka bir oyunu yaptık. Hı hı. Ondan sonra o bir tık daha az gitti. Bir sene, bir buçuk sene kadar ki oynadı. Ki o bile bu arada hani yine söyleyeyim. Evet. Bir oyunun bir sezon, bir sene oynaması bile çok değerli şu an. Evet, aynen öyle. Kaç Baba Kaç'ın zaten biliyorsun son sezonunda birlikteydik. Evet, beraber. İyi ki bu arada. İyi ki tabii. İyi ki. Birbirimizi öveceğiz birlikte, diye. Evet evet, biz böyle pop program öncesinde anlaşıyoruz bunu. Pop program oldu. Ben böyle bir şey istedim. Aslında hedefim bir salon sahibi olmaktı. Hı. Ama çok para. Ben de onu soracaktım. Yani neden tiyatro kurdu? Sen zaten bunu her yerde yaşıyorsun. Yaşıyorum yani, değil mi? Neden? Bilmiyorum, egosantrik bir şey olabilir mi acaba tiyatro senin? Yok bence ben tiyatroyu buna kullanacak bir kadın değilim. Hiçbir zaman da olmam yani. Bence sen farklı hayallere de sahipsin. Evet. Salon olabilirdin mesela. Evet, salon olabilirdin. Hayalindeki bazı projeler var, olabilir var, mesela. Var var var. İnşallah var ileride mı? Yapacağım. Yani gerçekten kendi salonum olsun. Çok istiyorum tabii ki. Peki hemen salon dışında diyelim hayalin gerçek oldu. Aha. Tam bir yıl sonra. Hı hı. Bir sebepten, bir nasıl, işten, nasıl bir güçten. Nasıl olacak şu an, olamaz. Büyük dileyelim. Hayatta her şey mümkün. Evet doğru. Bir sebepten gerçekten oldu. Bir destek, bir sponsor, bir şey. Çok güzel bir iş aldın vesaire. Salona da sahip oldun. İlk neler yapmak istersin? Ay ilk herhalde mutluluktan bir bir süre böyle, orada böyle kalırım. Bir süre orada kalırım herhalde. Gerçekten bir süre orada kalırım. Böyle bakarım herhalde yani. Yani benim salonumda oyunların oynanması, kendi yapacağım oyunların da oynanması çok büyük bir gurur, onur olur benim için. Yani, muhteşem. Muhteşem bir şey olur yani. Büyük süper. Ustaların, hocaların gelip oynaması, tekrar tekrar onları izlemek benim için çok güzel bir şey olur. Vallahi oynamam, izlerim. Peki senin hayal ettiğin bir proje olur mu? Yani şöyle bir oyunu kendi tiyatromda, salonumda oynamak isterim. Böyle bir proje yaparım diye. Evet var ama söylemeyeceğim. He tamam. Söylemeyeceğim. Müthiş bir merak konusu şu an. Evet söylemeyeceğim. Çünkü bu şimdi pandemi zaten başımıza geldi biliyorsun. Ne olacağımız da çok hani aynı, olamıyor aynı. Bazen. Birazcık frene basmanın doğru olduğunu düşünüyorum bu ara. Ama tabii ki çok daha güzel şeyler yapacağım. Tamam süper. Peki son birkaç soruya geçiyorum. Bunlardan birincisi, bugüne kadar öyle ya da böyle tiyatro sahneleri de başta olmak üzere birçok farklı karakteri başarıyla sergiledin. Bundan sonra Merve Sevi ileride özellikle bir rolü oynamak istiyor mu? Özellikle oynamak istediğin bir karakter var mı? Tiyatroda olabilir, aslında, yani sinemada vesaire olabilir. Aslında yok. Yani yok. Birçok şeyi oynadım ama tabii oynanacak bir sürü şey var. Bir de şuna da inanıyorum Cenk. Oyuncu evet kendine çok güzel aşmalı birçok şekilde. Yani şunu diyebilmeli seyirci. Bu kız bunu nasıl yapmış? Diyebilmeli. Buna çok inanıyorum. Ama tipolojik olarak ve bazı nedenler gereği herkes her şeyi de tam oynayamıyor yani. Doğru. Yani doğru. Bu ülkede. Öyle bir durum da yok yani. Anlatabiliyor muyum? Anlıyorum. Onun biraz sınırlarını çizmek gerekiyor. Kendini korumak adına. Biz doğru. bunu yaptık. Doğru. Ben bunu yaptım. Ben bunu yaptım yıllardır. Sınırlarımı çizdim diye. Evet yaptım yani. Ama şu an için öyle aklımda şunu oynayayım diye bir şey yok. Ama beni heyecanlandıran karakterler görmeyi çok seviyorum. Süpermiş. Ben hep söylüyorum çok değerli konuklarıma. Diyorum ki ya bu çok güzel bir hatıra olacak. Ve birçok oyuncu adayı, seni tanıyan tanımayan. Hı hı. Belki bir zaman gelecek tanımayan birisi de bu kanalda bunu izleyip ya Merve Sevi diye biri varmış. Evet. Hiçbir yerde görmedim ama ne demiş dediği zaman şunu sana soracağım. Oyuncu olmayı gerçekten çok isteyen adaylara
ne tavsiye edersin? Desem ki bir 40 saniyen var, kamera senin desem. Öyle tavsiyeler mi? O kadar dersin. Mı? Kendinize çok inanın. Kendinizi sevin her şeyden önce. Ailenizin yanınızda olması çok önemli. Oyunculuk sadece yetenekle olabilecek bir şey değil. Disiplin, iyi ahlak, düzenli bir hayat gerektirir. Her şeyden önce, karar vermeden önce çok iyi düşünün. Uzun ve zorlu bir yol. Bu kadar. Daha ne olsun? Oldum. Çok da güzel anlattın. Daha ne olsun? Bu arada bizim programımızın hani bir küçük son bölümünde şöyle bir espri var yani çok bambaşka bir şey değil ama ben bir kelime söylüyorum. Sen de ne çağrışım yapıyorsa sen de tek kelimeyle cevap veriyorsun. Ne diyorsun? Evet. Sürpriz oldu. Bu sürpriz oldu. Bu zor bölümde bakalım Merve ne yapacak. Ne yapacağım acaba? Çok basit bir şey. 5-6 tane kelime arka arkaya söyleyeceğim. Anlık aklına ne geliyorsa içinden. Tamam. Bizim mesleğimizle ilgili kelimeler tabii bak, ki. Bak heyecan yaptım. Hazırsan başlıyorum. Hadi başla. Reklam. Gereksiz. Sinema. Güzel. Tiyatro. Aşk. Kulis. Evim. Yönetmen. Ne olabilir? Tiyatro sahnesi. Yuva. Set. Heyecan. Tiyatro salonu. Ay yapma öyle hayalim. O yüzden bekledim onu doğru bir zamanda. Doğru bir zamanda sona sakladım. Onu araya da sıkıştırabilirim. Şaşırtıp. Öncelikle şunu söyleyeyim. Her gelen konuk bana da bir şey öğretiyor. Hani her dersin öğretmene de bir şey öğretmesi ya da öğrenci öğretmesi gibi. Bugün mesela bence bunu... Bence senin de benden öğrenecek bir şeyin yok. Estağfurullah. Her zaman var. Şunu söyleyeyim. Ne iş yaparsanız yapın, ne kadar yetenekli olursanız olun, ne kadar ünlü olursanız olun. Ama hayattaki duruşunuzu her zaman çok önemseyin. Bugün bu cümleyi ben bir kere daha burada çizmiş oldum. Çok da güzel oldu. İyi ki geldin. İyi ki çağırdın. Ayağına, yüreğine, ağzına, her şeyine sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Umarım en yakın zamanda tiyatro salonu da kısmet olsun. Yarın bir gün inşallah. Olunca da bu programı umarım izlersin ve gülümsersin. Ya bir gün işte Cenk'le biraz sohbet etmiştik ders. İnşallah gerçek olur. Bunun dışında da gerek sahne olsun, gerek set olsun, nice güzel zamanlarda paylaşmak kısmet olsun birlikte İnşallah. Diyorum. Ben de buradan İnşallah. Evrene mesajımı gönderiyorum. Daha ne yapayım? Peki, çok keyifli geçti diye düşünüyorum. Nasıl geçti Merve? Harika geçti. Çok teşekkür ederim. Vallahi su gibi aktı gitti. İyi ki çağırdın. Ben iyi bir konuğum demiştim. İşte budur yani. Bence peki arkadaşlar, umarım sizlere bir parça olsun ışık tutabilmişizdir. Bugün öğrenecek bence çok şey var. Lütfen dikkatli tekrar izleyin diyorum. Tekrar izleyin diyorum. En yakın zamanda yine muhteşem bir konukla yine çok keyifli bir sohbette görüşmek üzere. Bye bye.